Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Suriye'de geçen hafta bir elektrik santralinde meydana gelen ve Akdeniz'de hızla yayılan petrol sızıntısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. An itibariyle Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyılarına ulaşan ciddi bir kirliliğin söz konusu olmadığına dikkat çeken Kara İsmailoğlu, sahile vurabilecek küçük kirliliklerin ilgili birimlerce temizleneceğini ifade etti. Kara İsmailoğlu, Samandağ bölgesinde görevlendirilen 4 deniz aracının kirliliğe müdahale ekipmanlarıyla Hatay sahillerinde deniz yüzeyinde tarama ve müdahale faaliyeti gerçekleştirdiğini vurguladı. Tekirdağ'da bulunan Ulusal Acil Müdahale Merkezi'nden 13 tırla 11 konteyner ve muhtelif kirliliğe müdahale ekipmanlarının İskenderun Limanı'na konuşlandırıldığını ifade eden Bakan Kara İsmailoğlu, deniz unsurlarınca kirlilik tespit edilmesi halinde bu malzemelerden de yararlanılacağını söyledi. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi'nin Samandağ bölgesinde temizlik çalışmalarına başladığını açıklayan Kara İsmailoğlu, Seyit Onbaşı Yakıt Toplama Gemisi'nin de gece yarısından itibaren bölgeye ulaşmasının öngörüldüğünü vurguladı. Baniyaz Elektrik Santrali'nden sızan fuel oil miktarıyla ilgili farklı açıklamalar olduğunu belirten Kara İsmailoğlu, bununla ilgili net bilgi bulunmadığını söyledi.